Merhabalar sevgili arkadaşlar, ben Doktor İsa Mail. Bir video ile yine karşınızdayız. Konu hayattan tat almak. Şu anda hayattan tat alamamak. Hayattan keyif alamıyor kişi. Ne iş yaparsan yap. Tamam mı? Bilhassa iş insanları. Hani o çarkın içerisine girmiş ve o çarkın içerisine böyle dönerken, tamam mı, hayat devam ederken hayattan tat alamıyorum. Tamam, mal var, mülk var, ailem var, her şey var. Her şeyim var ama huzurum yok diyor insanlar. Çoğu bunu söylüyor. Peki neden bunu yaşıyor? Yani her şeyi varken neden insan hayattan tat alamaz? Birkaç tane faktör var ama bu faktörlerden en önemlisi, yani hayattan keyif alamamanın en önemlisi özünden ayrılma. Özünden uzaklaştıkça, yani kendine yabancılaştıkça mutsuz olursun, huzursuz olursun. Hayatı sana verseler, bütün dünyayı sana verseler hayattan tat alamazsın. Hemen arayışlara girmeye başlarsın. Yani onu sen şöyle anlayabilirsin. Eğer sen iş yaparken, ticaret yaparken, kendi işini yaparken kafanı dağıtmak için kendine hobiler seçiyorsan, şunu da yapayım, bunu da yapayım diye kaçacak yerler arıyorsan, birkaç tane hobi, o da yeterli olmuyor. Yine başka bir meşguliyet kafanı dağıtmak istiyorsan, o zaman hayattan tat alamıyorsun demek. Hayattan keyif alamıyorsun demek. Şimdi ben iş insanları için söyledim. Ticaretle uğraşan veya girişimcilik yapan insanlar için söyledim ama bu başkaları için de bu şekilde. Yani sen bir yerde çalışıyorsan, mühendissin örneğin, bir şirkette çalışıyorsun ve 3 sene, 5 sene, 10 sene oldu. Her şey aynı. Monoton. Tamam mı? Bir çarkın içerisindesin. Başkasının işinde koşturuyorsun. Özünden ayrıldın. Özünden ayrıldıkça mutsuz olursun. Tat alamazsın. Bir de endişeler başlarsa, gelecek kaygısı, endişesi, acaba ne olacak? Endişe de başladığı zaman, o zaman keyif alamıyorsun işte. Tat alamıyorsun. İçtiğin kahvenin tadı olmuyor. Yediğin yemeğin tadı olmuyor. Bir şeyleri yetiştirmek için koşturuyorsun çünkü. Çarkın içerisindesin. Peki ne yapacağız? Nasıl özümüze yaklaşacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Çok basit sevgili arkadaşlar. Özüne yaklaşmak, kendinle barışmak, kendini tanımakla, kendini bilmekle. Ben niçin geldim şu dünyaya? O soruyu sor. Neden geldim? Ne için varım burada? Benim planım ne? Beni yaratan Allah'ın planı ne? Bunu bir ayırmaya çalış. Benim planım şunları şunları yapmak. Peki Allah'ın benimle alakalı planı ne? Bunu da sorabilirsin kendine. Ve nereden geldim? Neredeyim şu anda? Ve nereye gideceğim? Burada duyusal keskinlik yapman gerekiyor. Yani şu anda hedefime giderken neredeyim? Hangi bölgedeyim? Nerede oturuyorum? Kaç yaşındayım? Etrafına bir bak. Anlamaya çalış. Şu anki durumu anlamaya çalış. Şu anki durumu anlamak kendini tanımak ile oluyor. Kendini tanımak, özüne yaklaşmak. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bakın her seferinde söylüyorum. Zayi ediyorsun öbür türlü. Her seferinde kendini tanımayarak, kendinden uzaklaşarak, çarkın içerisine dönerken kendinle ilgilenmemek senin hayatını boş yaşamana sebep oluyor. Zayi etmek, ömrünü israf etmek. O içindeki potansiyeli kullanmadan, açığa çıkarmadan yaşlanmak en kötü şey. En büyük israflardan bir tanesi bu. Kendini bilmeden, kendini tanımadan, o içindeki aslanı hiç uyandırmadan ömrü zayi etmek işte. İsraf etmek. En büyük israf. Kendindeki o potansiyeli keşfedersen, yani cebinde ne var acaba diye şöyle bir yoklarsan, tamam mı? Acaba cebinde ne var? Benim ihtiyacım var. Şunu almak istiyorum. Peki buna alacak neyim var şu anda? Biraz karıştır üzerinde bulacaksın. Bir potansiyel bulacaksın. Yani bunu alacak sende o enerji, o potansiyel var aslında ama saklı duruyor. O kendini tanımadığından dolayı saklı duruyor. Tanırsan eğer, kendini bilirsen bulacaksın o içindeki enerjiyi, o parayı veya o yeteneği, o potansiyeli çıkaracaksın ve kullanacaksın. İşte sen eğer kendini tanırsan, kendini bilirsen, yeteneklerini keşfedersen, nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu,
nereye gideceğini ve nereden geldiğini bunu anlarsa o zaman endişen kalmıyor. Gelecek endişen de olmuyor ki, nereye gideceğim belli. Geleceği az çok kestirebiliyorsun. Gelecek korkusu da oluşmuyor. Nereden geldiğini tam olarak cevaplarsan da o zaman diyorsun ki, ha ben bunları yaşadım geçmişte, şuradan geldim ama geçmişte yaşadığım bu olumsuzluklar aslında kötü bir şey değil. Beni şu anki duruma hazırladı sadece diye anlam vermeye başlıyorsun. Geçmişinle barışıyorsun zaten. Geleceğinle de barıştın. Şu anda da zaten iyisin ve şu anı iyi yaşarsan yediğin yemeğin tadını alırsın. Şu anda içtiğin suyun tadını alırsın. Şu anda aldığın nefesin tadını alırsın. Veya şu anda bulunduğun ortam neyse, aile veya senin dostların veya iş yerinde iş arkadaşlarıyla bulunurken tat almaya başlıyorsun. Rahatsız değilsin artık. O neyle oluyormuş? Biraz önce anlattığım gibi kendini bilmek, kendini tanımak. Nereden geldiğini bilmek, nereye gideceğini bilmek ve şu anda nerede olduğunu anlamaktan geçiyor sevgili arkadaşlar. Bunun ilk adımı da kendini tanımaktan geçiyor sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. İlk adım ağır olabilir, yüksek olabilir. Cesaret istiyor bunun için. Tamam mı? Çünkü insan alışılmışın dışına çıkmak da istemiyor genellikle. Çünkü rahatlık alan, konfor alan. Ben öyle kalayım, güvenlik alanı çıkmayayım diye cesaret edemiyor. Ama ilk adımını atarsan işte o 2 metre yükseklikteki basamak yüksek oluyor her zaman. O adımı attıktan sonra göreceksin ki basamaklar birbirine yaklaşıyor. Yani yüksek olmuyor. İlk adımdan sonra bir özgüven geliyor çünkü. İlerliyorsun. Senin için hayat kolay olmaya başlıyor. Yüksek oluyor bazen basamaklar. Bazen daha alçak oluyor ve hedefine doğru yükselerek gidiyorsun. Burada biraz önce dediğim gibi hayattan tat almak istiyorsan kendini tanıyacaksın. Bu kadar. Başka bir yolu yok. Sevgili arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendi içindeki o potansiyelini tanımaları için, içindeki o güzel yetenekleri tanımaları için onlara yol gösteriyoruz. Onlara rehberlik yapıyoruz. Sizlere de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için tek yol var sevgili arkadaşlar. Tek bir yol var. O da videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurmak, bu kadar. Formu doldurduktan sonra gerisi geliyor. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakalın.